Hafızlar Kervanı'na hoş geldiniz. Bu hafta da yeni konuklarla, yeni konularla karşınızdayız. Hıdırlı Kur'an Kursu öğreticilerinden Hafız Recep Ağzıkara hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hıdırlı Kur'an Kursu öğrencilerinden bugünkü okuyucumuz da Hafız Tarık Efe Güngör kardeşim. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hocam nasılsınız? Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Hamdolsun hocam, bizdeyiz. Tarık sen nasılsın kardeşim? Ben de iyiyim hocam, şükür size sormalı. Hamdolsun kardeşim. Allah'ın kelamıyla başlayalım. Bize arzu edersen bir aşırı şerif oku kardeşim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı vehtilâfil leyli ven nehâr. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kardeşim ağzına sağlık. Ali İmran suresi. Ali İmran suresi 140. ayetler olmalı herhalde hocam. Seni tanıyalım. İsmim Tarık Efe Güngör. Hafızlığımı yarısını İstanbul'da tamamladım. Yarısını da Çorum'da tamamladım. İstanbul'da neredeydin? İstanbul'da Beykoz Müntezem Kur'an kursundaydım. Devam et. Buradan babam inşaat işi yapıyor Çorum'da. Babama inşaatte yardıma gitmiştim. Yardıma gittiğim zaman da öğle namazı geldi. Camiye gittim. İmam beni tanıyordu. Ezan istedim, ezan okudum. Ezan okuduktan sonra müezzinlik mahfiline geçtim. Müezzinlik mahfiline de yanına bir hoca oturdu. Onunla beraber müezzinliği paylaştık. Müezzinliği paylaştıktan sonra da namaz bitti. Hoca beni yanına çağırdı. Yavrum dedi, sen hafız mısın dedi. Hayır hocam değilim dedim. Ama liseden sonra düşünüyorum dedim. Liseden sonra zor oluyor yavrum dedi. Gel ben seni İstanbul'a hafızlık yapmaya götüreyim dedi. Ben de hocam dedim, daha 12 yaşındayım. İstanbul neresi, Çorum neresi dedim. İşte öyle başladık. Hoca telefon numaramı aldı olay sonra. Olay Çorum'da mı oluyor? Ya, aynen Çorum'da oluyor hocam. Aynen, çok güzel. Çorum'da oldu. Hoca beni aldı. İstanbul'a gittik hocayla. Hoca kimdi, sakıncası yoksa? Hoca Hafız Mehmet Özü Doğru Hoca. Tanımıyorum. İstanbul'da 10 sayfaya kadar orada yaptın. Aynen. 14 sayfa diyelim. 14 sayfa. Aslında 4'te 3'ünü orada tamamlamışsın. Aynen 4'te 3'ünü orada tamamladım. Oradan sonra buraya neden geldin? Okulumun yolu çok uzaktı hocam. Okulumun yolu çok uzaktı. Aynen. O da nasip. Açığa aldırmadın mı orada? Açığa? Açıktan mı devam ettin yoksa örgünden mi devam ettin? Açıktan devam ettim. Anladım. Ortaokul olduğu için örgün devam etmesi gerekiyor. Yanlışlık yapamadım hocam. Ortaokul öğrenci. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Sizi teşekkür tanıyalım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İsmim Recep Azıkara. İskilip nüfusuna kayıtlı Yanıoğlan köyü doğumluyum. 1967'de Yanıoğlan köyünde doğdum. İlkokulumu orada okudum. İlkokulu bitirdikten sonra arkadaşlarım İskilip'e Kur'an kursuna geldiler. Malumlarınız, duydunuz. Tavukçu Hoca'ya Kur'an kursuna. Geçen hafta konuşmuştuk, evet. Ben bir sene köyde kaldım. Hani normalde ailem de ben de o anda okumayı düşünmüyoruz. Çobanlık yapıyorum, hayvancılık yapıyoruz. Kış döneminde, yarı yıl tadilinde İskilip'te, Çatmakdede'de Kur'an kursunda okuyan sınıf arkadaşlarım tatile geldiler. O dönemlerde 15 gün tadil diye biliniyor malumlarınız. Köydeki köy hocamız tatilde çocukları okutur, camiye toplar. Ben de gidiyordum okumaya, en azından namaz surelerini öğreneyim diye. O arkadaşlarım geldiler. Biraz önce Tarık'ın ifade ettiği gibi bir arkadaşım kamet getirdi. Bir arkadaşım da hiç unutmuyorum, sorduğum sarı çiçeği ilahisini söyledi. Namazdan sonra cemaatin yanında. Ben çok hoşuma gitti, sevdim. Ondan sonra ben aileme bunu dinlendirmeye başladım. Ben Kur'an kursuna gideceğim, ben Kur'an kursuna gideceğim. Tamam dediler, hele bir bahar gelsin, Kur'an kursları açılsın. Tabii ki şimdiki gibi bilemiyoruz, şu anda içindeyiz. Yerine göre şu anda biz Kur'an kursuna müracaat eden her öğrenciyi, ki o zaman ilkokul bittikten sonra okul da yoktu, ortaokula da gitmiyordum. Ondan sonra bahar geldi. Rahmetli babam dedi ki, oğlum hele bir yazı geçirelim, hayvanları otlat. Yaz geçti, güz geldi. Hele bir kar yağsın. Baktım olmuyor bu. Geçmiş gün hiç unutmuyorum. Bir gün rahmetli anneme dedim ki, anne ben gidiyorum İskilip'e. Nereye oğlum? Tavuk çocuğa. Hocayı bilmiyorum. İskilip'e zaten topu topu 3 defa veya de 5 defa gelmişliğim var köyden. O zaman vasıta yok, araba yok. Köyün mahallemizin altından geçen yola indim. Bir traktöre bindim. Ondan sonra geldim İskilip'e. Köyümüzün hatırı sayılır. Rahmetli hocamın asker arkadaşı.
Hacı dede derlerdi. Hacı dedeyi buldum İskilip'te. Dede dedim beni tavuk çocuğa götür. Ben orada okuyacağım. Ondan sonra rahmetli aldı götürdü beni. Öylelikle Bismillah dedik. Tavuk çocuğu da okumaya başladık. Okumaya başladık diyorsunuz hocam. Eyvallah. Aslında kaderiniz Ömer hocamla da bir bakıma aynı. Ömer hocam. Evet. Evet. Aynı kesiş. Biz biraz önceki dönemlerde Ömer hocam bizden sonraki dönemlerde evet. Aynı rahileyi tedrisattan geçtik. Sene 80'de ben Kur'an kursundaydım. Evet. Ondan sonra hafızlığımı yaptım. Hafızlıktan sonra İmam Hatip'te Çorum'a İmam Hatip'e geldik buraya. İmam Hatip'i Çorum'da okudum. İmam Hatip'in son sınıfında da müezzinlik sınavına girdik. Hıdırlı Kur'an kursunda. Şu anda görev yaptığım Kur'an kursunda müezzinlik sınavına girdik. O zaman müftümüz İbrahim Acar Bey'di. Allah selamet versin kendisine. Rahmetli Mürsel Şahin Baş vaizimiz, Çorum vaizi komisyondalardı. Hatta hiç unutmuyorum. Haza müezzin, haza müezzin dedi rahmetli Şahin Baş Hoca. Ondan sonra sene 88'de sınava girdiğimde o sene görev almadım. Sene 89'da Sungurlu Merkez Yeni Cami'ye müezzin olarak göreve başladım. Kadrolu? Tabii. Kadrolu. Hafızı tamamladınız tabii. Tabii. İmam Hatip'te okuyorum. Son sınıftayım. Hem okul hem görev. Evet. Böyle bir hak vardı o zaman. Yani İmam Hatip mezunu olmadan, ortaokul mezunu, bizim zamanımızda ilkokul mezunu hafız dahi müezzinlik için müracaat edebiliyordu. Hmm. Ortaokul mezunu da edebiliyordu. Ben ortaokul mezunu olarak müracaat ettim. Orada görevimize başladık elhamdülillah. Bir fiil okulla beraber 6-7 ay görev yaptım. Okulum bittikten sonra da sene 94 yılına kadar Sungurlu Merkez'de görev yaptım. Tavukçu Hoca'ya geleceğim hocam. Tavukçu Hoca'nın lakabıyla biliniyor da tavukçu nereden geliyor? Biliyor musunuz? Hocam onu anlatırdı. Hocamın büyükleri babası mı ki babası da olabilir. Bu savaştan askerler döndükten sonra Kurtuluş Savaşı tahminen öyle tahmin ediyorum anlatırdı. Askerler köye geldiğinde o zaferin naralarını atmışlar. Köyün içerisinde atla ileri geri gitmişler öyle anlatırdı hocam. O köyde atla dolaşırken köyde gariban bir ailenin ki o zaman köylerde mevsimine göre hayvanlar, tavukları şeye yatırılır, anaca yatırılır. Yavruları çıkardı. O yavrularını çıkarmış kadın dışarıda anaçlarıyla beraber civcivleri geziyorlar. Evet. O hocamın da büyükleri işte babası mı dedesi mi o atla geçtiğinde birkaç tane civcivi ezmiş, zarar vermiş. Oradan bir lakap kalmış. Hocamın adı Mustafa Avşar. Mustafa soyadı Avşar. Ama evet. Mustafa Avşar olarak belki çok yakın olanlar bilirler. Çok velimiz bile hani hocama çocuğunu veren, okutan onunla hoca veli görevi gören velilerimizin çoğu bile ismini bilmez. Hep tavukçu da aşağı, tavukçu lakabı, yukarı. Tavukçu diye lakabı olarak gider. Elhamdülillah öyle anlatırdı. Ki kendisi de zaten okumaya başladığında askerden gelmiş. Ondan sonra okumaya başlamış. Evet. Tarlada çalışırken ders çalışırdım derdi. Çok gayretli, çok azimli, çok sabırlı bir hocamızdı. Allah razı olsun. Hocamızdan aldığımız dersler var. Uyguladığımız yöntemler, sistemler var. Rabbim mekanı cennet olsun. Amin inşallah hocam. Hafızlığımız bitirdikten sonra işte İmam Hatip'i Çorum'da okudum. Son senede 6 ay Sungurlu İmam Hatip'te okuyarak İmam Hatip'i tamamladım. Ondan sonra başka nerelerde görev yaptınız hocam? Ondan sonra Sungurlu Merkez'den sene 92'de Kur'an kursu öğretmenliğe sınava girdim. Bilecik Yenipazar ilçesine tayin oldum sene 94'te. Orada görev yaptım. Bilecik Merkez'de görev yaptım. Ondan sonra askere gittim geldim. İskilip Kayazı köyünde yine Kur'an kursu olarak görev yaptım. 2001'de de
Malum 29 Şubat kararlarından sonra ortaokullar ilkokulla birleştiği için evet. Köyde öğrenci sıkıntısı oldu. Diyanet Kur'an kurslarında da şöyle bir sistem olur. Yani öğrenci olmadığı zaman Kur'an kursu hocası yakın illerden açık olan bir yere rehsen atanır. Ya tayin isteyeceksin ya da Diyanet senin tayinini yapar. Ben de öğrenci olmadığı için, öğrenci azaldığı için sene 2001'de Çorum Merkez Boğabağ Köyü'ne imam olarak atandım. 29 Şubat sürecinde hocam Kur'an kurslarına karşı tutumları o zamanın mevcut siyasileri nasıldı? Şimdi devlet bir karar almıştı. Okulla, ilkokulla ortaokul birleşecekti. Birleştiği an tabii ki ortaokul zorunlu olduğu için Kur'an kurslarında da eğitim zorunlu değil. Evet. Yani bir öğrenci gelmediği zaman biz niye öğrenci gelmedi, illa gelecek diye bir zorunluluğumuz yok. Daha şu anda da aynı. Hani bir suç duyurusunda bulamıyoruz. Mesela şimdi ortaokulda öğrenci okula gitmediği zaman 15 gün devamsız olduğu zaman bir öğrencinin hemen okul idaresi veliyi bilgilendiriyor. Onu milli eğitimi veriyor. Milli eğitim emniyete veriyor. Ondan sonra uyarılıyor. Onun para cezasına kadar gidiyor. Gerekirse cezalar artırılıyor. Bundan dolayı veliler okula çocuklarını göndermek zorunda. Gidiyorlar. Ama Kur'an kurslarına gelince birazcık karşılıklı rıza. Daha halen de o karşılıklı rıza binaen devam ediyor. Evet. Bundan dolayı birazcık da köy yeri olması hasebiyle öğrenciler malum ortaokulu bitirdikten sonra da iş hayatına atılıyorlar. Çalışmaya gidiyorlar. Onun için ben imamlığa geçtim. Ta ki 2013 yılına kadar. Yaklaşık bir 15 senelik imamlığım var. Boğabağ'dan Çorum Merkez Binevla Camisi'ne geldim. Ama elhamdülillah şunu diyebilirim. İmam Hatip'te öğrenciyken dahi kendi sınıfımdan düşük olan hafız kardeşlerimizin derslerini dinlerdim. Sungurlu Merkez'deyken Sungurlu İmam Hatip'te okuyan hafız öğrenciler vardı. Onların derslerini, hafızlıklarını, tekrarını yaptırdım. Yani öğrenci okutmaya devam ettik. Var. Eyvallah. O da gönül vermişliğimiz var. Buna da yakından şahidiz. Eyvallah. Hocam. Allah'ın izniyle bu can, bu sıhhat, bu bedende olduğu müddetçe de Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Hocam Binevler'de ben de orada nasip olmuştu öğrencilik zamanımızda. Bir evet. Stajımız olmuştu Binevler Camii'nde. Siz orada ne kadar görev yaptınız? 10 sene görev yaptım Binevler'de. Binevler'de 10 sene kaldınız. 10 sene görev yaptım. Binevler'de olmuşsunuz hocam. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi hukukumuz var, cemaatimiz, dostumuz var. Görüşüyoruz. Hani Binevler dendiği zaman farklı bir yapısı var idi. Sabah namazından sonra kendi yaşlı cemaatimi okudurdum. Yatsı namazından sonra memur olan kardeşlerimizi okudurduk. İki namazından sonra da gençlerle buluşurduk. Çok güzel. Öyle bir çalışmalarımız vardı. Güzel bir hatıralarımız var Binevler'den elhamdülillah. Hocam sizin zamanınızdaki Kur'an kurslarıyla şu andaki Kur'an kurslarını kıyaslayacak olursak eğitim olarak ne söylemek istersiniz? Şimdi ben 80'li yıllarda Kur'an kursunda hafızlık yaptım. Şimdiki şartlarla o zamanki şartlar farklı. Evet. Yani o zaman bir Kur'an kursu yoktu zaten. Evleri... Kur'an kursu olsa da şimdiki gibi müştemilatı yoktu. Evet. Hani bizim hafızlık yaptığımız Kur'an kursunda sınıf yoktu. Evet. Yani bir mescit düşün. Mescidin üstünde bir mahvel. Mahvelin hemen ön tarafında yatakhane. Yatakhanenin altı yemekhane. Aynen. Sınıf diye bir şey yok. Biz hocamıza, rahmetli hocamıza dersimizi okuduktan sonra Bulu Camii'ye giderdik ders yapmaya. Bizim kubbeliğe gittiğimiz gibi. Aynen. Sabah kahvaltımızı yapardık. Hemen Ulu Camii'ye. Öğleye kadar dersimizi yapar, öğlen yemeğe gelirdik. Eğer şayet dersimizi bitirememişsek yine o günkü başkana veyahut da hocamıza söyler, ikindiye kadar devam ederdik. İkinden sonra da kurstan dışarı çıkamazdık. Evet. Normalde kalorifer yok. Soba ile ısınırdık. O binanın İçerisinde sade bir soba, geceleri nöbetçi tutardık, o sobayı hiç söndürmezdik. Odunumuzu kendimiz taşırdık, temizliğimizi kendimiz yapardık.
Bulaşıklarımızı kendimiz yıkardık. Temizliğimizi kendimiz yapardık. Abdest alma yerlerimiz, lavabolarımız binanın dışındaydı. Evet. Mesela özellikle kışın yağmur, çamur, soğuklarda, donlarda çok biliyorum. Hani çıra yakıp şeyin kursun donan sularını açtığını. Evet. Yoksa abdest alamayacağız, destek hazırlanamayacağız. Ama o zaman o meşakkate rağmen tatlıydı. Yani çünkü o zaman televizyon yok, internet yok, telefon yok. Yani bizim hafızamızın dışında, çocuk oyuncağının dışında başka bir oyun yoktu. Televizyonlar o 80'lerde açılmıyordu bile akşam saat 7'ye kadar. Bu o zamanki hafızlık yapanların artısı. Telefonun olmayışı, internetin, WhatsApp'ın, ondan sonra televizyonun olmayışı o zaman büyük bir artı. Evet. Ufak tefek oyunlarımız vardı. Şimdi de var aynı oyunlar. Biz derslerimizi yapar, dinleşir. Hatta ben hiç unutmuyorum. Hani boş zamanlarımızda hocamızın güzel bir alışkanlığı, yerleştirdiği bir alışkanlık vardı. Her hafta belki Ömer Hoca da demiştir. Bir sandık lokum alırdı. Her hafta mevlid okutturdu kursun mescidinde. Evet. Öğrenciler otururdu. Sesi güzel olan öğrencileri seçerdi. Mesela ben mevlidi Kur'an kursunda hafızlık yaparken ezberledim. Osmanlıcasını hem de. Evet. Yani şimdi İmvatü'yü bitirmiş bir öğrenci mevlid okumaya kalktığı zaman Türkçesini okuyor. Osmanlıcayı okumuyor. Evet. Ondan sonra her hafta bunu bir fiil uyguladı rahmetli hocamız. Artı arada sırada yine sesi güzel olan öğrencileri yan yana getirir. Şimdi çift ezan diyoruz ya. Aynen. Çift ezan caminin içerisinde çift ezan okuttururdu. Nefesleri açılsın, özgüvenleri gelsin diye. O zamanın da tadı başka. Tabii. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız bu ana geldiğimiz zaman, kıyaslamaya geldiğimiz zaman hani yiyecek içecek malum söylemeyeceğim çok sıkıntılıydı. Hani bir çeşit yemek çıkardı. Evet. Haftada bir gün çay çıkardı. Hep çorbaydı. Evet. Ondan sonra o şekilde hafızlığımızı yaptık elhamdülillah. Ama bir aşk vardı. Bir şevk vardı. Birbirimize karşı bir destekliğimiz vardı. Aslında mesela zorluklarla insan benden bir sene önce gelen benim ilkokul arkadaşım, sınıf arkadaşım kendisi hafızını bitirdi. Hafız. Ama bizim camiamızda görev almadı. İskilip'te esnaflık yapıyor kendisi. O lokantacı mıydı? Heh. Anlatmıştınız şimdi aklıma. Heh. Duran Kola arkadaşım. Ondan sonra bir ara 19'da 20'lere gidiyordu herhalde. Sıkıldı. Yani biz yani tutkunluğumuzu söylüyorum. Hocamızın kızacağını bildiğimiz halde. Yani hocamız kız öyle bütün Kur'an kursunu boşalttığımızı bilse gelse veyahut da kızar. Biz sırf arkadaşımızın gönlünü yapacağız diye bir gün öğleden sonra ders bitti. Hocamız da o gün erken çıktı. Bütün kursa hafızlık yapan arkadaşlarımızın hepsi oraya gittik. Evet. Onun yanına gittik. Onun gönlünü alalım. Onu tekrar kursa kazandıralım diye. Bir birlik, bir beraberlik vardı. Tutkunluk vardı. Şimdiki gibi öğrenciler de şu anda üzülerek ifade edeyim. İnsanlarımız da biraz fevrileşmeye başladı. Egoizm birazcık daha çoğalmaya başladı. Çoğalmaya başladı. Şimdikinin dönemine gelirsek şu anda şartlarımız güzel. Hani hafızlık yapma imkanları güzel. Sınıflarımız var. Her ne kadar çok gelişmiş olmasa da imkanlarımız var. Hocamızın zamanında bizim 100 tane öğrenci vardı. 3 tane hoca vardı. Hocam şimdi her 20 öğrenci bir hoca. İstirahat etmeye vakit bulamazdı rahmetli. Sabahleyin saat 3'te 4'te gelir. 8'e kadar hafız dinler. 8'den sonra yüz dinlerin başına geçerdi. Hiç unutmam. Minberin ilk basamağına sağ dizini kor. Ondan sonra ilk öğrenci sağ dizinin yanından dizinin başına oturur. Son öğrenci de sol tarafına bir halka oluşturur. Evet. Öğrenci yüzdesini okuyacak bir sayfa. Evet. Tecvidini okuyacak. Ezberini okuyacak. Kıraatını okuyacak. Saat 12 olurdu.
namaz vakti gelirdi. Biz abdest almak için ayağa kalkmaya niyetlendiğimiz zaman bazen ayağımızın uyuştuğunu hissederdik. Saatlerce. Okuyan öğrenci bu tarafa geçiyordu. Okuyan öğrenci bu tarafa geçiyordu. Öğrenci dönerek bütün öğrenci hocanın önüne geliyordu. Rahmetlinin. Evet. Orada yerine göre mükafatını alıyordu. Aferin alıyordu. İlk 3 kişiye, 5 kişiye aferin derdi. Bazen onlara ödül verirdi. O ödül vermesi ilk 3'e 5'e girebilmek için diğer öğrenciler de daha fazla okumaya çalışırdı. Kendini geliştirmeye çalışırdı. Böyle bir rekabet vardı. Şimdi yapıya geldiğimiz zaman şimdi Kur'an kurslarına sınıflar farklı. Reviri var. Tabii. Her hocaya bir sınıf var. Yüzüne sınıflar tabii, ayrı. Tabii. Hıdırlıktan bahsediyorum. Onun dışında yemekhanesi ayrı. Hastalanan öğrenci için söyledim revir var. Hı, tabii. Onun dışında öğrenciler kontrol altına geçiriyor. Sağlık yönünden hocam mesela yatılı kalıyorlar ya. Evet. Herhangi bir doktor zaman zaman gelip öğrencileri kontrol ettiği oluyor mu? Normalde bir iki defa hani kutusuna getirdi. Kontrole geldiler. Evet. Ama muayene için gelmiyor. Sadece yaşam elverişli mi? Evet. Sağlık yönden uygun mu anlamında kontrole. Bir de bütün okulları her sene milli eğitimi de gezerler. Yani çocukları sağlık taramasından geçerler. Yani bir hastalık var mı anlamında. Elhamdülillah bir iki defa geldiklerini hatırlıyorum. Bütün öğrencileri kontrolden geçirdiler. Yani ama gönül ister ki tabii ki bu öğrencinin potansiyeline bağlı. Evet. Öğrenci bir 5-6 tane Kur'an kursumuz olsa ondan sonra öğrenci sayımız 300-500'lerde olsa ki o zaman doktor istenebilir. Evet. Ondan sonra bir sağlık ocağı gibi bir yer hazırlanabilir. Oraya da devlet bir doktor verir. Öyle evet. Bir şey olur. Ama şu anda mahalle sağlık ocakları var malumlarınız. Bundan dolayı şimdiye geldiğimiz zaman şimdi öğrenciye engel olacak şey çok. Televizyonuydu, internetiydi, WhatsApp'ıydı, Facebook'uydu. Bunlar hepsi Instagram'ıydı. Bunların hepsi öğrencinin dersini yapmaya engel. Daha evet. Bugün malum biliyorsun telefondan alıyoruz dersleri. Evet. Ondan sonra eskiden biz hocanın peşinde koşuyorduk. Şimdi öğrencinin peşinde koşuyoruz. Evet. Bak, tersine. Ben bir öğrencimi belki iki defa, üç defa aradığım oluyor. Hadi oğlum bekliyorum. Çabuk dersini yap, bir an evvel alalım. Aslında biraz rahatlaştıkça öğrencideki o şuur kayboluyor hocam. Eyvallah. Önceden sıkıntılar vardı, aile zorlukları vardı. Hı-hı. Köyde, kentte sıkıntıları görüyordu. Öğrenci biraz dersine sarılıyordu geleceğe umutla bakabilmek için. Ama şimdi biraz Allah razı olsun hükümetimizden de biraz rahatlaştırdıkça öğrenciler biraz da şey yapıyorlar tabii aslında. Tabii rehavet. Rehavet yani oluşuyor. Sadece Kur'an kursu öğrencileri için değil bu. Bütün öğrenciler. Evet. Lise öğrencisi de aynı, ortaokul da aynı, ilkokul da aynı. Hatta şunu söyleyeyim. Üniversite de aynı. Evet. Hani eskisi kadar hani gençliğimiz üzerlerine sorumluluğu almıyor. Hani bir an evvel okulumu bitireyim, hedefime varayım, insanlara faydalı olayım. Ben çok zaman belki Tarık çok duymuştur. Yani insanların en hayırlısı insanlara faydası olan, hayrı olan, iyiliği dokunan, insanlara güzel örnek olan. Ben o zaman ne yapmam gerekiyor? Bir an evvel hafızamı bitireceğim, hedefime varacağım, okulumu bitireceğim, görevimi alacağım, insanlara rol model olacağım. Ama ne yazık bazen sıkıntı çektiğimiz ortamlar oluyor. Hani ders alamıyoruz, yerine göre çocuğumuz hafızlığın yarısını bitiriyor, bırakıyor. Hatta bugün bir yerde baktım şöyle, Konya'da bir yaşlı bir hocanın hatıratlarını okuyorum. 15 kişi hafızlığa başladık, 4 kişi bitirdik. Evet. Ben hep derim, belki senin de şahit olmuşsundur kursta. Hani ta bizim hocamız zamanında da hani 3'te 1'dir. Bütün öğrenciyi hocam denemek için bakar, kontrol eder. Haydi bismillah der. Hafızlığa başlatır. Devam. Döküle. 15 kişiden 5-6 kişi kalır. Ki evet. Şu anda da öyle. Şu anda da öyle. Biz inşallah amacımız şu. Hani çocuklar şahın gereçlerine göre, ihtiyaçlarına göre gelişecek, yaşayacak ama görevi de, sorumluluğu da bilecek.
eğer bu sorumluluğu üzerine alırsa o zaman başarı gelir. Evet. O zaman biz de rahat oluruz. Kendisi de rahat olur. Bugün onu diyecektim. Bir öğrencim ailesine söyleyememiş, mesaj atmış. Allah Allah dedim. Okudum. Hocam ben ders yapamıyorum evde. Dedim oğlum ne yapacağım? Kursa gelsem sınıf soğuk, kapalı kaloriferlerimiz. Kimse de yok. Dedim mecbur yapacaksın. Ondan sonra hocam diyor ben ders yapıyorum. Öbür odada kardeşim ve abim oyun oynuyorlar. Evet, İnternette sesini duyuyorum. Ben de ders yapmaya konsantre olamıyorum. Bakın. Şimdi nereye geleceğim? Şimdi öğrencilerimizin hemen hemen yarısı evci. Evden gelip gidiyorlar. Eskisi kadar yatılıya çok fazla rağbet yok. Çocukların yaşadıkları küçük olduğu için birazcık da kendilerine de sahip çıkamıyorlar ama evden gelen çocuklarımız da başarılı olan ailenin ilgilendiği çocuklarımız gayet güzel derslerini günlük okuyorlar. Hani veliler, aileler hadi oğlum sen git odana dersini yap der. Diğer çocuklarıyla veyahut da ailesiyle başka şeylerle meşgul olursa o çocuk sence ne kadar başarılı olabilir? Ne kadar ders yapabilir? Ne kadar ders çalışmaya konsantre olabilir? Yani velilerin de burada biraz öğrenciye yardımcı olması, evin düzenini ona göre oluşturması gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Hani benim rahmetli annem babam okuma yazma bilmedikleri halde ben hafız olmuşum, belgemi almışım, Kur'an kursundan ayrılmışım. Hani müsait olduğum zamanlarda evde tekrar yapıyorum. Evet. Tarladan geliyorum, işte hayvandan geliyorum. Oturuyorum bir odaya. Ondan sonra çalışırken malumlarınız hafızlık nasıl yapılıyordu, ders nasıl çalışıyor? Seri okuyoruz değil mi? Evet. Bazen kendimizden geçiyoruz, sallanıyoruz böyle. Ben böyle okurken gelirlerdi, akşama kadar tarlada çalışmışlar, bahçeye gitmişler. Yorgun olmalarına rağmen 15-20 dakika yanımda otururlardı. Evet. Beni dinlerlerdi, ondan sonra işlerinin başına geçerlerdi. Bu da bir saygı gösterisi. Ne kadar güzel. Bu da bir saygı. Ne kadar güzel. Ama sen şimdi, hadi oğlum sen git dersine çalış, ben televizyonumu seyredeceğim. Veyahut da sen dersine çalış, ben programımı takip edeceğim dediğin an çocuğun ders çalışması mümkün değil. Rahmetli hocam şöyle derdi, bunu hiç unutmuyorum. Oğlum derdi, hafızlık üç saç ayağına benzer. Üç saç ayağına benzer. Üç saç ayağının birisi öğrenci, birisi veli, birisi hoca. Evet. Bunların içerisinde öğrenci %60 isteyecek. Evet. %40'ı da hoca ile veliye bağlardı. Hocam burada şuna gelecek olursak, mesela veli öğrenciye zor koşuyor, yapacaksın diyor. Bu olabiliyor. Neticede dini bir ortam olduğu için öğrenci yaşı da, yaşına baktığımızda öğrencinin yaşı 10-11. Bunun feyzine, bunun rahmetine bilincinde değil. Akla ermiyor tabiri caizse. Siz burada öğrenci istemediği halde yaptırmak istediğiniz oluyor mu? Şimdi velinin çok ısrarı olması bizi üzüyor. Evet. Hani ki mesela bazen velimiz diyor ki hocam bir çocuğum ne olur bu hafız olsun, çok istiyorum. İlk etapta yüzünü okurken çocuk çok fazla belli etmiyor esasen. Biraz istekli gözüküyor. Mesela öyle öğrencilerimiz var ki ben hiç unutmuyorum. 2014 müydü, 2015 miydi? Projeye başladığımız senenin ikinci senesi. Hani projede malum milli eğitimle ortak alıyoruz öğrenciyi. İlk sırada projeyi kazanan çocuğumuz Musa Hoca'nın sınıfındaydı. Buradan da selam olsun Musa Hoca'ya. Şimdi hiç unutmuyorum, Kasım'a kadar Musa Hoca takip etti. Evet. Okulda beraber. Kasım'dan sonra çocuk Kur'an kursuna gelmemeye başladı. Musa Hocam der ki bir gün akşam kapılarını çaldım, zilini. Ben alayım da getireyim. Çünkü bu çocuk süper bir çocuk. Evet. Yani 50 tane sorunun 50'sine de cevap vermiş. Ondan sonra çocuk diyor benim sesimi duyar duymaz kendisini lavaboya kilitlemiş. Evet. Anne hocama söyleyin ben utanıyorum demeye. Evet. Ben hafızlık yapmayacağım. Boşuna ısrarcı olmasın.
diye. Öyle deyince ben de diyor duyuyorum diyor Musa hocam. Ama diyor ben annesinden de duymak istedim diyor. Geldi diyor annesi. Hocam kusura bakmayın. Çocuk kendisini lavaboya kilitledi. Ben hafız olmayacağım diyor. O zaman öylesi iş bitmiştir kardeşim. Allah okul hayatında başarılar dilerim dedim diyor. Bıraktım geldim diyor. Bak böyle bir çocuk. Hani bak daha kursa başladığı hafta ayın ikinci ayında belli diyor. Ama bazen de öyle oluyor ki mesela çocuk biraz vasat, aile istiyor. Çocuk %50, %60 oğlum yapmak istiyor musun? İstiyorum hocam. Ama azmi biraz kırık. Hani üst sayfa, beş sayfa yarıya çıktığı zaman çocuk bir atağa geçiyor. Evet. Bitiriyor. Hani burada işte hocamın dediğine geleceğim. Hani çocuk %50, %60 hani yapmak istiyor ise hepsi çok zeki olacak diye bir gaydi yok bu işin. Ama çocuk kendisi hani gerçekten zorlayarak çalışıyorsa ki buna sabretmek gerekiyor. Evet. Hocam da öyle derdi. Yani %20 velinin, %20 de hocanın etkisi olur. Takibi. Ondan sonra onu haydi oğlum, haydi oğlum. Bu şekilde yaptırdığımız belgelerini alan, hatta görev alan öğrencilerimiz var. Evet. O, biz nerede kadar mesela öğrencilik döneminde olur da ders okumaz, haylazlık yapar, düzgün çalışmaz, arkadaşıyla bazen geçinemediği, anlaşamadığı zamanlar olsa bile bir öğrenci başardığı an, belgesini aldığı an o hedefe varmış diyoruz. Ben kendimden örnek vereyim hocam. Şimdi ben İmam Hatip'ten sonra karar vermiştim hafızlık yapmaya. Hı hı. Şimdi geldim. Ben ilk 5 sayfayı Amit Camii'nde, Gazi Hocam'la, Samet Hocam'da yapmıştım. Ve cami ortamı olduğu için biraz çalışma ortamım pek olmuyordu. Ben de dedim Kur'an kursuna geçeyim. O zaman Kubbeli Camii'ndeydi Ömer Hoca. Hem imamlık yapıyordu hem de Kur'an kursuna öğrenci okutuyordu. Gittim. Derdimi açtım Ömer Hoca'ya. Ömer Hoca kabul etti beni. Kur'an kursuna başladım. Sınıfa ilk girdim. Çocukların yaşlarına bakıyorum. Benim yaşım 20. Çocukların yaşına bakıyorum. Çocuklar 9-10 yaşlarında. Yani bu zor bir ortam. Tabii ki. Yani şimdi ister istemez hani yani küçük çocuklar daima hareketli, daha çok zeki, onların düşünceleri çocuksudur. Sen İmam Hatip'i bitirmişsin, belli bir yaşa gelmişsin, evet. Belli bir sorumlulukların var. Yerine göre arkadaşlarınla buluşacaksın, ailenin verdiği bir yükümlülük var. Bunları da düşünüyorsun ama çocuk o an dersini düşünür, dersini yaptıysa oyundur. Etrafına zarar verir. Arkadaşlarına zarar verir. Böyle o günü değerlendirmeye çalışır. Ben aslında buradan şuna geleceğim. O ortam beni çok bunaltmıştı. Çocukların içinde olmak. O ortam tabii. Beni çok bunalttı, daralttı. İlk hafızlık sınavına 4 kişi gitmiştik. Beraber gittik ya. Beraber gittik sizinle. Yani ben o benim kırılma noktamdı. Ben kazanamasaydım o belgeyi alacağımı zannetmiyordum. O gün ben o gün benim hafızlık sınavımda çok iç açıcı da geçmedi. Okudum ama çok takıldım. Okudum çok takıldım. O gün ben size bir şey sormadım. Ben kaybettim gözüyle bakıyordum. Yolda dönerken de bütün öğrencilerin velileri aradı. Sordu size nasıldı sınav falan diye bilgi verdiniz. Ertesi gün babama dedim. Ya baba dedim bütün öğrencilerin velileri aradı. Bir de sen ara sor. Hoca ne diyecek bakalım dedim. Sizi aradı. Siz de dediniz ki İsmail büyük ihtimal kazandı. Kurula girdiğimizde iç açıcı güzel konuştular. Büyük ihtimal kazandı. O zaman dünyalar benim olmuş. Eyvallah. Sonuç açıklandı. Kazandım. Yani o zaman benim üzerinden dünyanın yükü kalkmıştı yani. O benim kırılma noktamdı. Zaten şunu diyebilirim. Yıllardır gözlemlediğim, yani bu sadece Çorum'daki Hıdırlık Kur'an kursunda değil. Daha önceki görev yaptığım Kur'an kurslarında da öyle. Benim şimdi ilk mezun ettiğim öğrencilerim, mesela İbrahim Çelik, Bilecik Merkez Camisi imamı. Aynı zamanda Bilecik Merkez Kur'an kursunda da öğretici. Evet. Orada hafız yetiştiriyor. Şimdi öğrenci hafızlık sınavına girdikten sonra hele hele belgesini alırsa onda bir rahatlama oluyor. Olmaz olur mu? Onda bir rahatlama oluyor. Hatta ve hatta bazı öğrencilerim vardır. Hani kendisi ikiletmez bile. Günlük sorumluluğu vardır. O 10 sayfa, 5 sayfa günlük tekrar eder. Evet. Tekrar eder. Bazı öğrencilerimiz de vardır. Ben hep malum hep konuşurum öğrenciyle. Halatır sorarım. Evet, bütün şu anda telefonumda bütün sınıfların ayrımı yapılmaksızın
çoğunun telefonu vardır. Onlar aramasa arada sırada ben ararım. Evet. Ondan sonra unuttuğunuz hayırsızlar falan diye. Buradaki amaç onları canlı tutabilmek. Evet. Onları canlı tutabilmek. Şimdi o öğrenci belgesini aldıktan sonra rahatlayınca şöyle bir bakıyor etrafına. Tekrar Bismillah deyip az 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 canlı tutmaya çalışıyor. O zaman günde 500 yapıyorduk. 100 sayfa. Ertesi güne de 100 sayfa hazırlıyorsun. 200 sayfayla günlük haşır neşir oluyorsun. Ama şimdiye baktığımızda bir cüzü zor yapıyoruz yani. Tabii ki. Eğer bunu devam ettirirsen aynı seviyeye gelir. Aynı seviyeye gelir Allah'ın izniyle. Yani şunu söyleyeyim. Hafız Kur'an'la yaşamayı öğrenecek. Evet. Kur'an'la beraber olmayı öğrenecek. Evet. Hani konuşmamın başında dedim ya, Sungurlu merkezde müezzinlik yaptım. Evet. Yani ben şimdi öyle seviniyorum ki, niye? En erkenden camiyi ben açardım. En erkenden camiye giderdim. İmamlık yaptım. 5 vakit namazımı vaktin ilkinde cemaatle kılardım. Şimdi Kur'an kursu hocalığı yapıyorum. Elhamdülillah. Uykumun dışında hep abdestliyim. Evet. Hep Kur'an'la haşir neşir oluyorum. Çok güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel, mükemmel bir şey bu. Diyorum ya, seve seve. Hatta ben şunu unuttum. İlkokulu bitirdiğimde rahmetli babam bana şunu teklif etmişti. Kur'an kursuna gelmeden. Dedi ki, seni marangozluğa vereceğim. Gitmem dedim. Ondan sonra. Artı dayım hayatta, Allah selamet versin, bir akrabamız da terzi. Yani ben ilkokula gelene kadar çocukluğum dayımların yanında geçti. Evet. Hatta ilkokulu okurken yaz tatillerinde yine vaktimi dayımların yanında geçirdim. Ondan sonra dayım da dedi, eğer bana kalırsa bu bir meslek sahibi olsun, terzi olsun. Ama ben onların ikisinin de dediğini yapmadım. Hayır dedim, ben okuyacağım. Aslında çocuk aklı üstün gelmiş. Okuyacağım. Evet. Hatta ben şunu da unuttum ilk başta söylemeyi. O arkadaşlarım o gün köyde camiye gelip biri müezzinlik yapıp biri ilahi söylediğinde ben Elif Cüz'ü aradım. Benim köyüm 100 hane. Bakın 100 hane bir köyde girmediğim kapı kalmadı. O gün köyde Elif Cüz'ü bulamamıştım. Okumak için. Evet. Ertesi hafta İskilip'ten getirttirdim. Çok enteresandır. Yani benim köyümün yaşlılarının hepsi Elif Bey'i ezbere bilirler. Mesela şimdi sen geldin de hocam benim şu dersimi dinle demiş olsan ben hay hay derim, dinlerim. O zaman hocaların yanında her defasında bir şey sormaya gidemiyordum. Evet. Mesela hocama dersimi okurum. Hocam hemen filanca hoca odada cemaatle sohbet ediyor. Gidemezsin ki yanına. Evet. Müsait olana kadar. O zaman ne yapardım ben? Elif Cüz'ü elimde. Hacı amca bir oku bakayım. Hacı amca ezber okuyor. Elif be tersecim diye. Hemen altlarına notlarımı düşerek Elif Bey'i öyle öğrenmiştim. Evet. İşte bundan dolayı şimdiki öğrencilerin birazcık ben şunu söyleyeyim. Sorumlulukları artıyor. Artıyor. Bir de mesela bizim zamanımızda öğrenci dayanıklıydı. Dayanıklı. Şimdi çocuklar dayanıklı değil. Dayanıklı değil. Artı rekabetçiydi bizim zamanımızda. Şimdi o kadar rekabetçilik yok. Mesela öğrenci yapacağı halde kendisini zorlamıyor. Ben bu dersi yaparım, ben bu dersi okurum demiyor. Mesela biz bazen öyle olurdu ki dersi yaptığımız halde benim daha dersim bitmedi derdik. Evet. Yani birazcık kendimizi gizlerdik. Evet. Bunlardan dolayı yani sıkıntı şu andaki materyaller. Evet. Materyaller. Hocam yorumlara geleceğim. Lafınızı bölüyorum. Özür dilerim. Sinan Kantarcı maşallah Allah ilminizi artırsın demiş kardeşimize. Allah razı olsun diyoruz. Nuh Ferdane Ateş saygıdeğer Recep hocamız selamlar. Ellerinizden öpüyoruz demiş. Yaşar Topçu Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı programlar diliyorum. Recep hocama başarılar diliyorum demiş. Muzaffer Şahin iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ömer Yankun hocam Rabbim muvaffak kılsın. Tesirini halk eylesin, başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Teşekkür ederiz. Muzaffer Şahin, Recep hocama selamlar demiş ve selamlarını iletmiş. Aleyküm selam diyoruz. Biz de selam gönderiyoruz. Selamun aleyküm diyoruz. Cemal Çenesiz, seviyoruz seni güzel insan demiş, size söylemiş. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Muharrem Kunduz hocam, Allah kolaylık versin hafızlarımıza, Rabbim zihin açıklığı versin demiş. Amin diyoruz. Amin. Teşekkür amin. Ediyoruz. Ramazan kazancı maşallah Recep hocam demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı yolluyoruz bizden. Eyvallah. Mustafa Karaçam. Mustafa Karaçam imam. İskilip'te Kur'an kursunda da. Ha, Mustafa Karaçam evet. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Recep hocam o talebelik günlerimizi bizlere tekrar yaşattın demiş. O günler beraberdik. Hocam bu arada onu soracaktım. Beraber miydiniz? Çok güzel. Evet. O günler zor olsa da tatlıydı. Allah razı olsun. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Bize Mustafa Karaçam hocamla bir hafta da onunla buluşup onu da dinleyebiliriz yani. Eyvallah. Kendisi de bizi neden izliyor. Olmasın? Neden olmasın? Uğur Beker, Muhammed Yaşar Şahin kardeşim de bizleri izliyor. Onlara da selamlarımızı selamlar. Yolluyoruz. Hı. Nevzat Cebeci. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam diyoruz. Hayırlı yayınlar kıymetli hocam. Rabbim ve yardımcınız olsun demiş. Hı. Teşekkür ediyoruz. Sıddık Tuncer selam ve saygılar demiş. Aleykümselam diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Beşir Tiryaki Recep hocama selamlar olsun demiş. Hocamızın adına biz de aleyküm selam diyoruz. Sıddık Tuncer diyoruz. Almanya'dan dinliyoruz diye de belirtmiş. Teşekkür kim? Ederiz. Sıddık Tuncer tanıyor musunuz? Turgut Özal'ın imamı. Turgut Özal'ın imamı. Almanya'ya giden hocam Sıddık hocam mı? Evet. Biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz. Son bir yorum daha geldi. Cihanay Dursun Recep hocama sevgiler ve saygılar demiş. Eyvallah. Bir mukabele. Hocam öğrenciye bir misyon, bir vizyon yönlendirmesi kursta bir o yönde bir takviye yapılıyor mu? Hedef belirleniyor mu? Tabii ki. Yani bizim en çok arz ettiğimiz şey bu. Yani hem imvatipte, hem ilahiyatta, hem çarşıda, hem mihrapta, her yerde ben şunu söylerim. Oğlum, kişilik ön plana çıkacak. Evet. Kimlik ön plana çıkacak. Temsiliyet ön plana çıkacak. Hafız oldu mu? Seni hafız olarak biliyor mu bir insan? Hatta bir büyüğümüz Hoca Efendi öyle der. Hafızlık en büyük anahtardır. Açmasın. Hafızın açmadığı kapı yoktur. Evet. Hafızın açmadığı kapı yoktur. İnsana en büyük değeri Kur'an katar. Ben şu anda özellikle babadan dedemi görmedim. Babaannemi gördüm de. Ama anneden, anneannemi de, dedemi de gördüm. Onların yanında da yaşadım. Rahmetli annemden dedem, büyük dedem, yengelerim, torunların geliyor dediği zaman kim, hangisi dermiş. Ondan sonra işte Ahmet, Mehmet, gelsin, hoş geldi, sefa geldi. Hoca geliyor dediği zaman 85 yaşında vefat etti dedem, cennet mekan. İyi bir abitti. İyi bir zakirdi. Çok şahit oldum annenin önüne beraber kaldığım için. Beni hiçbir zaman odanın içerisine karşılamadı. Hep dış kapıya kadar beni karşılamaya gelmiştir. Beni dış kapıda karşılamıştır. Hoş geldin diye. Evet, en son Sungurlu merkezde görev yaptığımda ziyaretine gittim. Hasta olduğunu duydum. Ondan sonra bana dediklerinde yataktan kalkamıyor demişlerdi. Ondan sonra köylerimiz yaklaşık bir 20-25 dakika yayan gidiliyor. Ben gittim ziyaretine ki benim geldiğimi duyunca kaldırın beni demiş. Odanın kapısının önüne kadar gelmişti. Hasta haliyle. Hasta evet. Haliyle elini öptüm, sarıldım. Onu yatağına götürdüm. Derdi ki dede niye böyle yapıyorsun? Yavrum, ben senin ilmine saygı gösteriyorum. Evet. Kur'an'a saygı gösteriyorum. Ondan sevap alacağım derdi. Aynen öyle, çok dedemin güzelmiş. Evi çok bereketliydi. Yani misafiri eksik olmazdı. Hani gelene gidene ikramda bulunurdu. Bir de eli hamarattı. Düşün, eskiden o hayvan arabalarını yapardı. O hayvanların ayaklarına nal deriz biz. Köyde hepsi büyümediniz. Belki onların işlemlerini yapardı. Yani bundan dolayı gelen giden eksik olmazdı. Ben bunu dedemde gördüm. Yani Kur'an'a hadimi olan, hamile-i Kur'an olanın kesinlikle Kur'an yükseltiyor. Değer katıyor. Ona değer veriyor elhamdülillah. Rabbim amel etmeyi, taşımayı nasip etsin inşallah. İnşallah. Tarık sana gelecek olursak.
Senin hafızlıkta hedefin neydi? Hafızlığa başlarken kendine bir hedef koydun mu? Şu kadar sürede bitireceğim. Hafız olup şunları yapacağım gibi. Hafızlığa başladığım zaman ilk başlarda şu oldu. Aile özlemi tabii, İstanbul. Evet. 600 kilometre yol sonuçta. Dedim iki sayfayla gidiyordum. Dedim 2'den 4 alacağım dedim. İkişer ikişer gideyim, şu hafızlığı bir an önce bitireyim, aleme kavuşayım. Evet. Hedef yani sonuçta. Ondan sonra hedefimizi koyduk. 2'den 3 aldık. 3'ten 5 aldık. 7'den 9 aldık. 10'dan 12, 14, 16, 20 bitirdik hafızlığı işte. Ama hedefim şuydu, bir sene 2 ayda bitirmekti yani. 14 ayda tamamlamak istiyordun yani. 14 ayda tamamlamak istiyordum ama Allah-u Teala 18 ay nasip etti. Benim de 18 ayda tamamladım. Aynen. Hocam hafızlık yapan öğrenci de en çok arzu ettiğiniz, olması gereken dediğiniz bir şey var mı? Şimdi yine cennet mekanı hocamdan yaşadığım bir şeyi bazen insan etrafında gözlemlerse, evet, imrendiği, gıpta ettiği, keşke ben de elime geçse de böyle bir şey yapsam dediği şeyler oluyor. Bir yetim öğrenci yetiştirebilmek, yetim öğrenciyi hafız etmek, onun sırtını sıvazlamak, onu öğrenciliği döneminde hoşnut etmek. Ben hocamda bunu gördüm. Benim hafızlık yaptığım dönemlerde bir yetim kardeşimiz vardı. Zeki bir kardeşimizdi ama hani Allah selamet versin, şu anda camiamızda çalışıyor. Hiçbir zaman yani hocamızı üzmedi. Hocamız da onu hep bahtiyar etti, sevindirdi. Hep mutlu etti. Hep onun sırtını sıvazladı. Hep onun gönlünü hoş tuttu. Ben de elhamdülillah var, benim de var bir iki tane hafızım da. Hani yine de gönlümden geçen sayıları çoğalsın. Aynen. Onların sırtlarını sıvazlayayım. Onların gönüllerini alayım. Çünkü Peygamberimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Yani yetimi hoşnut eden, yetimin sırtını sıvazlayan, onun sıkıntısını gideren yarın cennet de benimle bu kadar yan yana olacak diyor, yakın olacak. Yani çok güzel. Kim olmak istemez? Kim o yolda sermaye harcamak istemez? Kim o yolda zaman tüketmek istemez? Elhamdülillah. Hani hafızlık malum yaptığınız, hafız olduğunuz sabır işidir. Azim işidir. Devamlılık işidir. Kişi azmederse, azmi elinden hiçbir şey kurtulmuyor malumlarınız. Hele bir de devamlılık varsa, mesela öyle hafızlarımız var ki tek sayfa, tek sayfa, tek sayfa, tek sayfa gider. Yerine göre iki sayfa almış, üç sayfa almış, arada bir ara vermiş. Ondan sonra kurstan ayrılmış, bırakmış. Onlardan bazen erken bile bitiriyorlar. Evet. Bunların örnekleri var. Bundan evet. dolayı önemli olan onlara sabredebilmek. Çünkü sonuçta ne yapıyoruz? Kur'an tedrisatı yapıyoruz. Yani onları başarıya götürebilmek için, onları kazandırabilmek için o sabrı göstermemiz lazım. Hatta dedim ya, istatistikleri ben takip ederim. 2012 yılında Profesör Doktor Koç, Ahmet Koç mu? Marmara İlahiyat Fakültesi'nde Diyanet'le bir şey, anket yapıyor Türkiye'de. Diyanet'te de var bu. Diyanet'in sitesinde herhalde bildiğim kadarıyla. Türkiye'de şu anda Kur'an-ı Kerim'i okuma bilen yüzdeye vurduğumuz zaman %40 kişi. Yani 100 kişi de 40 kişi. 100 kişi de 60 kişi de Kur'an-ı Kerim okuma bilmiyor. Ama bir de bir garibi var. İnsanın zoruna giden şey ne? O da şu. Ona çok üzülüyorum. %20'de ne biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'i eline hiç almamış. %20'si de Kur'an-ı Kerim'i hiç eline almamış. Bizim hedefimiz o %20'ye, %60'a ulaşabilmek. Hani çocukları, kız olsun, erkek olsun, 50 yaşında, 60 yaşında
değil, 10 yaşında, 15 yaşında Kur'an'la buluşturabilmek. Evet hocam. Eğer bunu yakalarsak ne olur? Çocuğumuz baba olacak, Kur'an'la tanışmış. Kur'an-ı Kerim okuyan bir baba. Kızımız anne olacak, Kur'an'ı okuyan, bilen bir anne. Evet. Ben hep şunu söylerim. Yaşadığım bir şey, anne baba evde her zaman rol modeldir. Eğer çocuk dünyaya geldikten sonra bir anne baba seccadesini sermiyor evinde, namaz kılmıyor ise, kelamı kadimi, Kur'an-ı Kerim'i açıp okumuyor ise, o evde o çocuğun hem camiye, hem cemaate, hem ibadete yönelik olması düşünülemez. O biraz zor. Bundan dolayı hani bunları özellikle önemsiyorum. Hani kişi ben, kimse beni kursa götürmedi, kimse bana yardımcı olmadı. 50 yaşından sonra bir camide, evet nasiptir. Belki o zaman nasip olacaktır ama biz onun mücadelesini yapmalıyız. %60'ı Kur'an'la buluşturmaya çalışmalıyız. Hani Diyanet başlattı ya şimdi uzaktan eğitimde, Kur'an-ı Kerim eğitimi diye. Bunları inşallah birazcık daha yaygınlaştırmalıyız yani. Hocam görev yaptığınız yerlere gelecek olursak, mesela yaşadığınız ilginç bir anınız, ilginç bir olay oldu mu? Aslında çok da olmuştur. Tabii 32 senemi çalışıyorum. Evet. Elhamdülillah. Hani şöyle fark ettiğim olaylar var. Yani şahit olduğum, gözlemlediğim bir takım güzellikler var. Mesela İskilip'in Kayazı köyü. Ben orada 4 seneye yakın kaldım orada Kur'an kursunda. Orada gördüğüm bir güzellik var idi. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Abdullah Efendi, Abdullah Hoca derlermiş, Osmanlı'nın son alimlerinden birisi, o köyde hep sohbet etmiş, vaaz-ı nasihat etmiş insanlara. O köyde ben şunu gördüm. Hani cemaat camide sohbet dinlemeye alışkın. Camide sohbete alışkın. Hatta ve hatta o köyün yaşlılarından araştırdığımda, dinlediğimde o rahmetli Hoca Efendi'yi, rahmetli Hoca Efendi'yi çok yaşlanmış, yürüyerek evinden camiye gelemiyor. Cemaat gitmiş, çok özür dilerim, merkebine bindirmiş, camiye getirmişler. Evet. Bak, merkebinden camiye getiriyorlar, Hoca Efendi'yi sohbet ettiriyorlar. Ondan sonra Hoca Efendi camiye gelemeyecek kadar zayıf düşmüş. Bu sefer de ben, burası da beni çok duygulandırdı o zaman görev yaptığım dönemde. O yaşlılar anlattılar. Dediler ki hocam 5 kişi, 10 kişi, bak 5 kişi, 10 kişi biz rahmetli Hoca Efendi'nin evine sohbete giderdik. O yatağına otururdu, bize sohbet ederdi. Bakın bir yerde bir şey alışkanlık yerine gelirse elhamdülillah o alışkanlık devam eder. O köyde şimdi malum hep şehirde, köyden şehire göç var. Köyde nüfus azaldı. Yani o köyde öyle olurdu ki bazen öğle namazlarında, ikindi namazlarında cami full dolardı. Hocam aslında geçen hafta Ömer hocamla hafızlık kurslarının ihtiyaçlarına değinmiştik. Bu hafta da benim aklımda vardı, şuna değinmek isterim. İmamların, lojmanların aslında yeterli değil. Mesela ben Meclisözü'nün Büksek önüne göre yapmıştım. 0+1 lojman vardı. Ya bekar olduğum için benim için çok sorun değildi de. Ama bir aile durmaya kalksa gerçekten zor bir ortam. Tabii. Yani şimdi bu birazcık da şu anda köylerde nüfus kalmadı. Evet. İster istemez 3-5 tane ihtiyara kaldığı için köyde ne olur? Muhtarla, heyetle yeniden daha güzel lojmanlar yapılabilir mi? Yapılır. Evet. Ama ne olursa olsun eğer bir köye din görevlisi verilecekse, imam verilecekse mekanı güzel olması lazım. Ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla orada rahat bir mesken edinebilmesi lazım ki, oturabilmesi lazım ki o köye hizmet etsin. Evet. Ama lojmanı düzgün olmazsa, kalacağı yeri düzgün olmazsa, ulaşımı düzgün olmazsa ki hiç kimse öyle bir yerde görev yapmak istemez yani. O yani mümkün ben, değil. Ben bir arkadaşımla şahit olmuştum. Kız istiyorlar. Kız köye gelmek istemiyor. Köyde lojman yok. Eyvallah. Köyde lojman yok. Gelmek istemiyor. Aile kuramıyor. Hı hı. Evlense, çocuklar büyüyünce bu sıkıntı yaşayacak. Aslında bu konuda imamlarımız gerçekten çok sıkıntı çekiyorlar. Şu anda köyde lojmanı olan köyler bile sıkıntıda.
Niye sıkıntıda? Şu anda köylerde eğitim kalmadı. Öğrenci kalmadı. Yani şimdi 10 senelik, 15 senelik bir din görevlisi kardeşim öğrenci olmadığı için mecburen ailesini Çorum'a bırakıyor. Evet. Şehire bırakıyor. Çocuklarını eğitimini geliştirsin diye. Kendisi köyde yalnız kalıyor. Bu da çok sıkıntılı oluyor. Yerine göre servisle gelip gitmesi yine sıkıntılı. Ne yazık inşallah bir takım gelişmeler oluyor. Ne zaman şehirden köye göç olursa, köylerimiz şenlenirse, o zaman köydeki camilerimiz de şenlenir, imamların lojmanları da güzelleşir. İnşallah o günler yakın. Şehirler çok doldu çünkü. Yeteri kadar iş imkanları daraldı, hareket alanları daraldı, insanlar şehirde sıkıldı. Bunlardan dolayı inşallah onlar da olur. Bir ikincisi, burada Boğabağ Köyü'nde de görev yaptım ben. Boğabağ Köyü'nde ben biliyorum, İmam Hatip'te öğrenciyken Hıdırlı Kur'an kursu Boğabağ'a taşındı. Boğabağ'a büyük bir Kur'an kursu yapıldı. Daha hala orada duruyor. Oranın bir bölümü şimdi ikinci bir cami yapıldı. Boğabağ'da şimdi cami iki tane. Şimdi orada da Kur'an kursu olduğu için o köyün halkının da Kur'an'a karşı bir ilgisini gördüm. Sene 2002'ydi ben öyle hatırlıyorum. Orada bir akşam kursu açtım ben. Müftülüğe bildirdim. Ben akşam dedim cemaate, gençlere Kur'an-ı Kerim öğreteceğim. Kulakları çınlasın Muhammed Güney Hocam. Tamam hoca efendi yapabilirsin. Bilgimiz dahilin dedi. Hani 15 kişi, 20 kişi bir anda 50-60 kişiye çıktı. Bu 15 kişinin yani ilk önce hani 15 de 10 ile 20 yaş arasıydı. Bu yaş arası 50'ye 60'a çıktı. Hani 60 yaşında olup da elhamdülillah yastı namazından sonra camide bekleyip Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, okuyan cemaatimiz oldu. Ben onu da o köyde Kur'an kursunun olmasına bağlıyorum. Evet. Neden? Çünkü o Kur'an kursu orada eğitim verirken mesela selam olsun Abdullah Karasun Hoca, Mustafa Töre Hoca, Ramazan Şimşek Hoca. Bunlar orada Boğabağ'ında görev yaptılar. Evet. Ben burada İmam Hatip'te öğrenciyken bir arkadaşımın kardeşi orada hafızlık yapıyordu. Şu anda Ankara'da imam Mustafa Küçük. Onu ziyarete gitmiştik. Ben o zaman da şahit oldum. O köylü, o çocukların Ramazan'da mayallarını yapmışlar, çocukların ihtiyaçlarını gidermişler. Kur'an kursuna alışmışlar. Kur'an kursuyla hemhal olmuşlar. Çocuklar köye gelmiş, camide müezzinlik yapmışlar. Dolayısıyla o köyün insanı da Kur'an-ı Kerim öğrenmeye yatkındı. Evet. İşte bu görev yaptığım yerlerdeki farklılaşımlar. Köyün birisinde sohbet yerleşmiş. Hoca efendi halkına, köylüsüne nasihatta bulunmuş. Diğer köyde de Kur'an-ı Kerim eğitimi verilmiş. Orada da Kur'an-ı Kerim eğitimine ilgi artmış. Bunların hocam, farklılıkları. Hocam Çorum'daki Kur'an kurslarına gelecek olursak şu anda Hayrettin Karaman 2, Hıdırlık 1. Evet. Ters yapmayalım, Hıdırlık geçmişi bakımından birinci kursumuz. 2 kursumuz var. Bu yeterli mi? Bir de farklı bir konu şu. Benim gibi büyük yaşlarda hafızlık yapmak isteyenler için aslında farklı bir Kur'an kursu oluşturulabilir mi? Şimdi bir değil, iki değil, 3-4 tane Kur'an kursumuzun olması lazım. Evet. Şimdi Diyanetimiz güzel çalışmaları var. Hem Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarının yanında musiki cemiyeti olması, tefsir dersleri, Arapça dersleri olması, hitabet dersleri olması gibi kurslar açıyor. Bunu açabilmek için de sınıf teşkil etmesi gerekiyor. Bina olacak. Sınıfın olacak, öğrencin olacak. Diyanet diyor ki ben sana görevliyi veririm. Arapça mesela. Şu anda bizim hafızını bitirmiş İmam Hatip Ortaokulu'nu bitiren yerine göre hafız öğrencilerimiz var. Biz onlara bir sınıf oluşturup Arapça öğrenmesi için bir sınıf oluşturabiliriz ama yerimiz yok. Evet. Bunun için ortaokuldan çıkan öğrencilerimizi biz yıllardır ben İskilip'e yönlendiriyorum. Osmanlıca, Alaca'ya yönlendiriyorum. Daha hala Amasya'ya giden öğrencilerimiz var. Ortaokulu bitiren, liseyi bitiren. Mesela geçen bir tane öğrencimiz geldi. Karadeniz'e gitmiş. Mesela Altı'dan gidiyor. Bizim buraya gitmiştir. Yok. Karadeniz'de usta değil. Yalnız
bu çocuk daha 6'ya gidiyor. Bizim Kur'an kursumuna gelmiş, biz onu alamamışız. Niye alamadık? O çocuk 7. sınıftaydı. Biz orta bir öğrencisi alıyorduk. Hatta Tarık'ın da ilk müracaatı bizim kursumuzda olmuştu. Evet. Hani bizim öğrenci alımız, o zaman projeyle çalıştığımız için proje diyordu ki orta bir öğrencisi alacağız, orta bir öğrencisi. Ne bilelim biz Tarık'ın böyle istekli olacağını, ondan sonra böyle güzel hafızlık yapacağını. O zaman mesela Tarık, sen 6'yı mı bitirmiştin, 7'yi mi? Aynen hocam, 6'yı bitirmiştin. 6'yı bitirmiştin. Hatta Ahmet Kabak Hoca da bir yaz dönemi okumaya gelmişti Tarık. Evet. Ondan sonra şimdi ortaokulu bitiren öğrenciler, Diyanet'in şeyde müfredat kanunları da der. Bir Kur'an kursunda ya ortaokul öğrencileri hep aynı öğrenci olacak, aynı yaşta olacak, ya lise öğrencileri. Yani karma zorunlu olmadığı müddetçe, yani öğrenci potansiyeli var ise ortaokul öğrencileri bir binada, lise öğrencileri başka bir binada eğitim görsün. Mesela biz Çorum'da bunu yapabiliriz. Evet. Ama binamız yok. Binamız olduğu zaman inşallah ortaokul mezunu olan öğrencilerimiz için de neden bir Kur'an kursu olmasın? O zaman hem hizmetimiz artar, hem Kur'an'la buluşan insanımızın sayısı artar, hem de o çocuklarımız Tarık'ın da dediği gibi uzak yerlere, uzak beldelere, uzak şehirlere gidip de aile hasreti çekmezler. Daha güzel olur. Aslında gurbetin de kattığı şeyler var olumlu yönde. Onu da söylemek gerekebilir. Şimdi olumlu yönde var. Yani. Şu anda gurbetin kattığı şeyler var. Ama ben şunu da söyleyeyim. Veli, anne baba evladı kendinden uzak olduğu müddetçe, özellikle ergenlik çağında sıkıntı. Evet. Yani gece o aile rahat duramaz. Acaba ne oldu? Hele hele bu ortamda, bu çağda. Rahmetli babam derdi ki, oğlum ben sizi de baba olunca görürüm derdi. Bundan dolayı hani veli çocuğunun yanında olmasını ister. Zaten üniversitede mecbur çıkacak il dışına. Evet. Ama invatipte, lisede zorunlu olduğu zaman buna bir şey diyemezsin. Bir köydeysen, senin bulunduğun şehirde böyle bir imkan yoksa zaten katlanıyor. Ama imkan varsa da bunu değerlendirmek gerekir. İnşallah Allah nasip ederse ikinci, üçüncü Kur'an kursumuzda olur. İnşallah hocam. Hocam yorumlara geleceğim tekrardan. Eyvallah. Cihanay Dursun, Recep hocama sevgiler, saygılar demiş sizlere. Eyvallah. Terzi Sinan, selamünaleyküm Recep hocam. Allah yar ve yardımcınız olsun. İyi sohbetler, hayırlı akşamlar demiş. Teşekkür ederim. Biz de Terzi Sinan abimize selamlarımızı yolluyoruz. Cihanay Dursun tekrardan bir yorum atmış. Biz de tekrardan selamlarımızı yolluyoruz. Yasin Çakın benim Mecid Özden'le meslektaşımdı Yasin abimiz. Yasin hocamız. İsmail hocam hayırlı yayınlar. Kolay gelsin. Yasin Çakın Mecid Öz demiş. Biz de Mecid Öz'ü halkına hem de görevlilerine, müftülüğüne selamlarımızı yolluyoruz inşallah. Sinan Demirkan tekrardan bir yorum atmış. Biz de tekrardan selamlarımızı yolluyoruz. Boğabağ köyünden bahsetmiştiniz hocam. Emeklerinize sağlık hocam demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun demiş. Eyvallah. Hocam yavaş yavaş sona geliyoruz. Son olarak bizlere neler söylemek istersiniz? Eyvallah. Hafızlıkla ilgili, öğrencilerinizle ilgili. Benim en çok arzum yani öğrencilerimiz hem kursumuzu güzel temsil etmeleri, evet, hem ailelerini güzel temsil etmeleri, hem de Kur'an'ı hayatlarına tatbik etmeleri, evet, yaşamaları, hani Kur'an'ın muhatabı olmaları. Eğer biz Kur'an'ın muhatabı olabiliyor isek, Kur'an'ı hayatımızda yansıtabiliyor isek, hem ailemizde, hem çevremizde, hem de yakınlarımızda onlara karşı bir iyiliğimiz dokunur. Ben Rabbimden şunu diliyorum. Allah bütün ailelere, evet, bütün ailelere Kur'an'la hemhal olan, Kur'an'la haşir neşir olan bir evlat, bir yakın nasip etsin. Amin. Eğer öyle olmazsa, bir evde Kur'an'la haşir neşir olmayan insan olmazsa, ibadet ehli insan olmazsa, buraya ilgi duyan insan olmazsa, her geçen gün yani o ailenin dini değerlerden, ibadetten, dinden, diyanetten uzaklaşacağından korkuyorum. Ama o ailenin, o ferdi, o ailenin, o ferdi, o insanları az da olsa sürüklüyor. Evet. Bir şey yaşadım, aklıma geldi şimdi. Bir tane öğrencimiz geliyor okumaya. Bir kadın, hocam ne olur şu çocuğumuz okusun. Allah Allah, okusun. Çocuk yaklaşık iki dönem geldi.
yaz dönemiydi ama okullar açılana kadar geldi. Hani çocuk Kur'an-ı Kerim'i öğrenemedi. İlgisi yok, alakası yok. Ben bazen merak ettiğim zaman üzerine giderim. Evet. Ondan sonra çocukla günlükte haşir neşir oluyorum. Çağırıyorum. Hocası okutuyor, yaz hocası. Ondan sonra ben de çağırıyorum. Ondan sonra hatta çocuklar öğleyin gitti. Hadi o çocuk akşama kadar kursta kalıyor. Ondan sonra öğrenemedi çocuk. Ben takip ettim. Dedim ki bu çocuğun ailesi ne yapıyor? Hocam bu çocuğun ailesi ne anne Kur'an-ı Kerim biliyor ne baba Kur'an-ı Kerim biliyor. Bu ailede Kur'an-ı Kerim okuyan yok. Elhamdülillah benim çocuğum öğrendi. Hatta benim çocuğum dediği torunu benim çocuğum öğrendi. Bu benim uzaktan akrabam olur. Ben bunların da evinde Kur'an okunsun istedim. Bu çocuk da Kur'an-ı Kerim'i öğrensin. Belki Kur'an-ı Kerim öğrenmesiyle o aileye de bir dikkat edilir. O aile de bir dikkat çeker. Bir ilgi duyar. İşte konu konuyu açıyor. Ama isim vermeyeceğim bu sefer. Bir yerde genç bir kardeşimiz öyle bir tatlı ibadet ediyor ki hani namazı tadili erkana göre kılıyor. Evet. Böyle onun ibadet etmesine, namaz kılmasına bayılıyorum. Evet. Hani gözümün önünde olmasını istiyorum. Bazen sünnet namazları kılarken yanıma duruyor. Dedim ki kardeşim baban nerelerde? Ondan sonra hocam buralarda filan dedi. Hiç göremiyorum dedim. Hiç göremiyorum. Öyle deyince boynunu aşağı eğdi. Dedim ya ne oluyor hayırdır? Dedi hocam babam namaz kılmıyor dedi. Babam namaz kılmıyor. Dedim canım kardeşim Rabbim hidayet versin. İnşallah onu da alıştırır. O da alışır. O da gelir. Ama sen niye üzüldün ki dedim. Niye utandın? Niye mahcup oldun? Rabbim babanı senden sormayacak. Ama babaya evlattan soracak. Evet. Bak. Babaya evlattan soracak. Niye ibadeti öğretmedin? Niye doğruyu öğretmedin? Niye uyarmadın? Niye alıştırmadın? Niye yetiştirmedin? Niye tanıştırmadın? Evet. Ama evlada babana niye değmedin? Diyemez. Demiyor da. Öyle bir şey de yok yani. Evet. Bunun için onu da hiç unutmuyorum. Hani biz çoluğumuzu çocuğumuzu yetiştirme adına her ailede Kur'an'la haşır neşir olan, Kur'an'ı tanıyan, ibadette az da olsa müdavim olan bir neslin, bir ferdin olmasını canı gönülden Cenab-ı Rabbim'den niyaz ediyorum. Temennim hocam. Hep budur. Duam budur. İnşallah. Hocam buraya kadar geldiniz, bizi kırmadınız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizin de başarılarınız devamını diliyorum Allah ben. Allah razı olsun. Daha nice güzel sohbetler inşallah. İnşallah hocam. Kapanışı yine Kur'an-ı Kerim'le yapalım. Bize Haşr-ı Şerif okur musun? Okuralım hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين تابوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتقوا
اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدت تهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. Son olarak hocalarım, yorumları okuyacağım, programı kapatacağım nasip olursa. Musa Karagöz hocam, selamünaleyküm, hayırlı programlar olsun demiş. Aleyküm selam diyoruz, hocamıza selamlarımızı yolluyoruz. Samet Bağcı, hocalarıma selamlar olsun inşallah demiş. Aleyküm selam, biz de selamlarımızı yolluyoruz. Mustafa Tokyay. Ankara'da imam. Evet. Devremiz. O da Recep hocam, hafızlık arkadaşım demiş. Selamlarını yolluyor. Biz de aleyküm selam diyoruz, selamlarımızı yolluyoruz. Bu haftada bir programımızın daha sonuna geldik. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum.